Merveciğim, şimdi senden çok sakin olmanı istiyorum, tamam mı? Bu gözlüğü tamamen tetkik için takıyoruz. Heyecanlanacak hiçbir şey yok, tamam mı? Şart mıydı bunu şimdi yapmanız? Daha ameliyattan yeni çıktı. Bize güvenin. Her şey kontrol altında. Merak etmeyin, bir şey olmayacak. Merveciğim, şimdi senin burnunu tutacağım. Senden derin bir nefes alıp yutkunmanı istiyorum. Bu esnada da gözünü açık tutmaya çalış, tamam mı? Şimdi dediğimde başlayabilirsin. Şimdi. Gözlerine neler oluyor? Ne yapıyor öyle? Doktor anam. Doktor anam. Doktor anam. Tamam, buradayım. Geçti, geçti, geçti. Ne bu böyle ya? Geçti, geçti, geçti. Tamam, sakin ol. Bir dakika, tamam. Geçti. Ne yaptın kızıma böyle? Özür dileriz ama teşhis koymak için bu testi yapmamız gerekiyordu. Peki, nesi varmış, düzelecek mi? Hiç merak etmeyin, iyileşecek. Zor olan kısmı tanı koymaktı, biz onu başardık. Tedavisi gerçekten çok basit. Peki, tanısı nedir? Akustik şok bozukluğu dediğimiz bir sendrom. Ama biz tabii bir Ali Hoca ile konuşalım, sonra size haber verelim. Kızım, hadi. Çok teşekkür ederim. Duydun mu? Geçecek, hepsi geçecek. Hadi çözelim mi bunları? Çöz, çöz. Oley be, oley be, oley be! Şahane çözmedik bu olayı. Şahane çözmedik bu olayı ya, şahane çözdük olayı. Hocam, şahane çözdük. Şahane çözmedik mi hocam, şahane çözdük. Hocam, şahane çözmedik mi? Şahane çözmedik mi? Ne oluyor orada? Samo, indirir misin beni? Hocam, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ben çok sevinince böyle kendimi kaybediyorum. Çok özür dilerim. Bu kadar sevindiğine göre teşhisi de koydun herhalde. Hocam, Merve'de akustik şok bozukluğu varmış. Eylül hocamla da test ettik. Evet. Merve vücudumdaki her sesi duyabiliyor. Çok daha fazlası hocam. Dışarıdan gelen bütün sesleri Merve kat kat fazla duyuyormuş. Eylül hocam da öyle söyledi. Doğru söylemiş. Nadir görülen ve teşhis edilmesi çok zor bir sendromdur. Hatta 1998 yılına kadar keşfedilmemişti bile. Değil mi Eylül hocam? Evet. Uyuyamamasının, yemek yerken çektiği acının sebebi hep bu. Yani kısaca Merve nevrotik değil. Evet ve çok basit bir ameliyatla kurtulabilecek. Evet, kurtulabilecek. Aferin çocuklar. Tebrik ederim, siz iyi iş başardınız. Neye bakıyorsunuz? Gelin öpeyim mi teker teker hepinizi? Onu mu istiyorsunuz? Yok hocam, olur mu öyle şey? Hadi, hadi işinizin başına. Gittik. Hadi, 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 hadi. Benim de işlerim var, ben de gideyim hocam. Hadi. Hadi, ben de kaçtım. Şişt. Sen nereye gidiyorsun? Biliyorsun ki ben bugün izinliyim. Biliyorum, izinlisin. Ama bunu yapmadan bırakmam. Farkında değil misin? Biz artık seninle sarılmadan hiç ayrılmıyoruz Eylül. Ya Ali, bırakır mısın? Ali, iyi ki iki kere sarıldık. Alışkanlık oldu sende de ha. Öyle mi? Sen istediğin zaman gelip arkadan belime sarılıyorsun ama. Bir kere şu an hastanedeyiz. Bana engel değil. Bana engel ama. Öyle diyorsun. Peki, gel bakalım o zaman. Gel, gel, gel. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Sürekli söyleniyorsun biri görecek, biri görecek diye. Ben de işte buraya geldim. Ne yapacağız burada? Bunu? Ne bu şimdi? Ne görüyorsun? Kendimi. Sadece kendini mi? Tamam, seni de görüyorum. Gülümse biraz, gülümse. Gerçekten görmüyor musun? Neyi? Ne kadar yakıştığımızı. Ya sen eskiden akıllı uslu bir adamdın. Ne oluyor sana böyle? Aşk bu, aşk. Sevgililer yapar böyle şirinlikler.
Bizim neyimiz eksik? Sevgililiğimiz eksik, sevgililiğimiz. Onu da akşam çözüyorum zaten, merak etme. Ne? Vay be. Şu an o telefonun çalması lazımdı, biliyor musun? Hayret, ikimizin de çalmadı. Güzel, ilerleme var. Her şey çok güzel olacak. Akşam arayacağım seni. Deli ya. Bildiğin deli.